İyi akşamlar Türk Edebiyatı Vakfı'nın değerli izleyenleri. Bugün bir çarşamba sohbetinde daha sizlerle birlikteyiz. Çarşamba sohbetlerini internet ortamına taşıdığımızdan bu yana bu 6. programımız ve bugün gerçekten de çok özel bir güne denk geldi bu programımız. Programımızın ismi doğumunun 175. yıl dönümünde Abay ve bu büyük Kazak şair ve düşünürünü ile düşündüğümüz program Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümüne denk geldi. O nedenle biz Kencekan Bey'in şahsında bütün Kazak halkının bağımsızlık bayramını kutluyoruz. Kazak bavurlarımızın devletlerinin bağımsızlıklarının ebedi olmasını diliyoruz. Çok Rahmet. değerli konuklarımız var sevgili izleyenler bugün. Doğumunun 175. yıl dönümünde büyük Kazak filozofu, şairi, yazarı, bestekarı Abay'ı tanıtacağız sizlere. Ve çok değerli iki konuğumuz var. Bir tanesi Almatı'dan programımıza katılan değerli bilim adamı Muhtar Avezov Kültür ve Edebiyat Enstitüsü'nün müdürü Kencekan Bey. Hoş geldiniz Kencekan Bey. Hayırlı Rahmet. teşkilerimin. Diğer konuğumuz ise Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi, tarih bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Abdülvahap Kara. Siz de hoş geldiniz, saygıdeğer hocam. Hoş bulduk değerli hocam. Evet aziz dostlar, bu yıl büyük Kazak düşünür Abay'ın doğumunun 175. yıl dönümüydü ve Türksoy Daimi Konseyi bu yılı 2020 yılını Abay yılı ilan etmişti. Türk dünyasının hemen her yerinde Abay ile ilgili çok değerli çalışmalar oldu. Hem Kazakistan'da hem Türkiye'de. Ve biz Abdülvahap Bey ile birlikte bu projenin bir bölümünde yer aldık ve eminim ki Abdülvahap Bey de bahsedecektir. Çok değerli bir eser meydana getirdik. Biz Abdülvahap Bey'in başkanlığında bir heyetle Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Abay'ın şiirlerinin ve kara sözlerinin 10 farklı dilde yayınlanması ile ilgili bir projede yer aldık ve Abay'ın şiirlerini ve kara sözlerini Türkiye Türkçesine çevirerek yayınladık ve gerçekten de Abay adına yakışır, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'nın himayesine yakışır bir eser vücuda getirdik ve bana göre de bugüne kadar Abay ile ilgili yapılmış hem bilimsel hem bedi açıdan en güzel tercümeydi. Bu vesileyle de ben emeği geçenlere, başkanımız, bu heyetin başkanı Lütfen Abdullah Karabey'e de, diğer tercümede yer alan arkadaşlarımız Ekrem Ayan ve Zafer Kibar'a da buradan teşekkür ediyorum. Güzel bir eser vücuda getirdik. Eminim yüzyıllar boyunca da Türk edebiyatında Abay'ın şiirleri ve kara sözleri kalacak. Ben kısaca Abay'dan da bahsettikten sonra sözü Vahap Bey'e vereceğim. Daha sonra da Kencekan Bey'in bir görüşünü alacağız inşallah. Efendim Abay 1845 yılında doğmuş ve 1904 yılında 59 yıllık bir ömrü tamamlayarak vefat etmiştir. Abay çağdaş Kazak edebiyatının kurucu değerlerinden, kurucusu olarak değerlendirebileceğimiz hem bestekar, hem yazar, hem şair, hem de reformist bir düşünür olarak karşımıza çıkıyor. Ve hem Kazak edebiyatının, çağdaş Kazak edebiyatının başlangıcını, temellerini esas alıyor. Hem de Kazak halkının aydınlanması, Kazak halkının marifelenmesi ve çağdaş milletler seviyesine çıkarmak için de büyük bir mücadele veriyor. Abay hem klasik manada medrese eğitiminden geçmesine rağmen kendini sürekli geliştiren, Rusça öğrenen kendi isteğiyle ve Farsça ve Türk dillerini de öğrenerek büyük bir birikim elde edip bu birikimini de Kazak halkıyla paylaşmış değerli bir düşünür ve yazar. Dolayısıyla onun Kazak halkı açısından da çok önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ben Aba ile ilgili ilk sözü Sayın Abdülvahap Bey'e vereceğim ama bir soruyla başlatmak istiyorum değerli hocam. Aba ile ilgili bir soru. Abay'ın eserlerine baktığımızda Kazak halkının geleceğine dair derin endişeler duyduğunu görüyoruz. Abay'ın yaşadığı dönemin özellikleri nelerdir? Abay'ı bu endişelere sevk eden durum nedir Vahap Hocam? Bunları sizden öğrenmek istiyoruz. Tabii ki onu ben size
dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle bugün Kazaklar için, Türk dünyası için kutlu bir gün. Çünkü 16 Aralık'ta Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığını dünyaya ilan etmişti. Bundan dolayı Kazakistan'ın bağımsız günü hem Kazak halkının hem de tüm Türk dünyasına kutlu olsun. Böyle bir günde bu programı düzenlediğiniz için Türk Edebiyatı Vakfı'na, değerli dostum İmdat Avşar'a teşekkür ediyorum. Anlamlı bir günde, anlamlı bir sohbet yapmaktayız. Sorunun cevabına geçmeden önce değerli hocam, bahsettiğiniz projenin başında kişi olarak kitabın önemli bir iki özelliği var. Onu da vurgulamak isterim. Siz emek veren değerli çevirmen arkadaşlarını saydınız. Bir de editörlerimiz vardı. Onun başında tabii siz şiirlerin editörü olarak görev yaptınız. Bir de Kara Sözler Nesil Yaz'ın editörü de değerli kardeşimiz Bahtiyar Aslan idi. Onu da burada. Bahtiyar Bey'e de buradan selamlar. Selam yollayalım siz diyorsa. Gerçekten bugüne yaraşır 2020 yılında. Abay'ın 175. doğum yıl dönümü yaraşır bir kitap oldu. Çünkü bundan önce de Abay'ın eserleri Türkiye Türkçesine kazandırıldı. Onlar da tabii güzel eserler, emek verildi. Onları da burada ben şükranla yad ediyorum. Tabii her bir eser bir öncekini güncelleyecek, daha ileriye taşıyacak ki anlamı olsun. Biz de bu eserde eski eserlerde gözden kaçan ufak tefek var olan yanlışlar dikkate alarak onları düzelterek daha olgun bir eser meydana getirmeye çalıştık. Bunun ötesinde bu çevirimizin en büyük özelliği Abay'ın şiirlerinin ilk defa bir şair tarafından bütünüyle Türkiye Türkçesine kazandırılmasıdır. Daha önce elbette bazı şairlerimiz parça parça beğendiği şiir, bir iki tane, üç tane Türkçe'ye kazandırıldı. Ama tüm şiirleri olduğu gibi bugüne kadar kazandırılmamıştı. Sadece çevirmen arkadaşlar, tabi onlar şair olmadıkları için anlamını vererek dörtlükler halinde yazmışlardı ama orada bazen estetik tutmuyordu. Çünkü evet, şairlik başka bir şey. Ben tercümeyle çok uğraştığım için iyi bilirim. Ben de şair değilim. Kazakçadan Türkçe'ye, Türkçe'den Kazakça'ya çeviri yapabiliyorum ama şiire geldiğim zaman duraksıyorum. Çünkü kafiyeyi getiremiyorum. O zaman ben eğer bir eser Türkçe'den Kazakça'ya çeviriyorsam Kazakistan'daki şair arkadaşların yardımıyla çok güzel eserler verdik. Aynı şekilde Kazakçadan Türkiye'de çevirdiğim zaman daha önce de biz İmdat seninle çalıştık. Birkaç güzel şiir ortaya koyduk. Bu tecrübemizle de bu kitaba aktarmaya çalıştık. Sanıyorum ki bu eser bu estetik açıdan, yani çünkü şiir rastgele çevrildiği zaman tadını kaybediyor. Sizin bu şiirsel yeteneğinizle sanıyorum şiir daha anlamlı oldu diye düşünüyorum. Şimdi evet, Abay sorusuna gelirsek, Abay niçin gelecekten endişeliydi? Çünkü bunu anlayabilmemiz için Abay'ın yaşadığı döneme 19. yüzyıla dönmemiz lazım. O döneme baktığımız zaman gerçekten sadece Kazakistan değil, tüm Türk dünyası bir buhran, bir kriz, bir çöküş dönemini yaşıyordu. Mesela Türkiye alacak olsak Osmanlı dönemi artık yavaş yavaş Birinci Dünya Savaşı'na gitmekteydi. Ülkede artık buhranlar vardı. Bunun ötesi zaman Çarlık Rusya dönemine geliriz. Burada da Kazak bozkurlarında, tüm Türkistan'da aynı şekilde Rusya'nın yönetimi altında bu halklar bir takım sıkıntılara maruz kalmaktaydı. Bir taraftan Çarlık yönetiminin baskı unsuru vardı. Devamlı Rusya içlerinden Kazakistan bozkurlarına göç gönderilerek orada Kazak toprakları göçmenlere dağıtılıyordu. Hayvanları müsaade ediliyordu.
Bunun dışında eğitim, bilim alacak gelişmiş merkezler yoktu. Eğitim kısıtlıydı. Çünkü Çarlık Rusya yerli halkların iyi bir eğitim alarak gözünün açılmasını istemiyordu. Tüm bunlar tabii ki Abay'ı endişeye sevk ediyordu. Bundan dolayı da onun eserlerine baktığımız zaman hep halkı bilime, çalışmaya, uyanık olmaya teşvik ettiğini görmekteyiz. Bir de ben öyle sanıyorum ki burada Abay Kazak toplumunu eleştiri yönetiyor ama aslında onu eleştiri sadece Kazaklara değil, tüm Türk dünyasınaydı. Ama orada başka halkları zikretmiyor, belki bir nezaket gösteriyor bir başka halkın iç işlerine eleştiri yapmaktan çekiniyor. Baktığımız zaman o dönemdeki Kazak toplumuna yapılan eleştirileri aynı dönemdeki bütün Türk halklarında aynı eleştiriler yönelttiğimiz zaman veyahut da bu şiirlerdeki, eleştirilerdeki, kara sözlerdeki Kazak ismini kaldırarak yerine Özbek, Türkmen, Kırgız, Türk gibi isimler koyduğunuz zaman yine yadırganmayacağını düşünüyorum. Bu çünkü o dönemde gerçekten Türk dünyası bir düşüş içindeydi ama Allah'a çok şükür işte Kazakistan bağımsızlığını kazandı. 90'lardan sonra özellikle Sovyetler Birliği çöktükten sonra Türk dünyası yükselişe geçti. Şu anda bağımsız Türk cumhuriyetlerimizin sayısı 7'ye ulaştı. Ve Türk dünyasında bir işbirliği süreci, dünyayla bir entegre olma, ilimde, ekonomide, her alanda bir yükseliş görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bu bölümde ben çevirimizden Abay'dan bir şiir okuyarak Gencekan Bey'e de söz vermek istiyorum ama hem de Gencekan Bey bizim Türkçe çevirimizi bir şiir olarak, bir musiki olarak, bir ses zengin olarak dinlesin. Gencekan Bey'e soruyu siz yöneltirsiniz ve Gencekan Bey'in söylediklerini de dinleyicilerimize aktarırsınız inşallah. Şimdi Abay'ın çok güzel özetlediniz. Yani bir gelecek kaygısı var. Milli benliğin ve o milli topluluğun üzerinde yaşadığı toprağın Ruslar tarafından tehdit edildiğine yönelik bir algısı var ve Abay bu yönde ciddi bir endişeye kapılarak sürekli Kazak halkını uyarıyor ve dediğiniz gibi de aslında Kazak halkının yerine hangi Türk halkını koyarsak aynı manayı veriyor ve bütün Türk halklarını, Türkistan'ı uyaran bir aydın olarak görüyoruz. Ve Abay'ın şu şiirini okumak istiyorum ben hocam. Doğruyu bulamayan çıkmaza girer diye bir şiiri var. Çok da güzel bir şiir. Şimdi Gencekan Bey'in de dikkatle dinlemesini istiyorum. Abay'ın şiiri acaba Türkiye Türkçesine nasıl sesleniyor? Doğruyu bulmayan çıkmaza girer. Nefse uyup haram yolunu tutar. Haksız kazanç ile övünüp durur. Hak korkusu yoktur bir zerre kadar. Uzun kaftanını sürür yerlerde, gerine gerine kibirle yürür. Kalpağını tersine çevirse bile beyaz kalpağının kiri görünür. Yazın bile börkü sandığa koymaz. Elde değnek olur, o bile beyaz. Keregeye saplar beyaz değneği, endişeyle ona bakar bütün yaz. Eski şalvarı şahit kurnazlığına, dizlerini çekiştirir kırıştığında. Bir mahkumun vakti kadar vakti var, durmadan soyulur gece boyunca. Saygısız davranır büyüklere de, şaka yapar, sırıtarak laf atar. Dudak büker konuşurken 100 kere, horozlanıp 100 çevirir, kaş çatar. Böyle gençler hayli çoktur ülkede, ne maharet ara ne de beceri. Onları doğru bir yola çeken yok, boş gezmek bunların bütün hüneri. Ne malı artırmak, ne helal kazanç, aklında fikrinde yoktur çalışmak. At koşturmak, gezmek bunların işi, kimseyi takmadan gülmek, yılışmak diyor. Evet hocam, söz sizde ve Gencekan Bey'le sizin bu bölümde konuşmanızı izliyoruz. Çok teşekkürler İmdat Bey, şiiriniz de gerçekten ahenkli, çok güzel. Kurmette Gencekan Mirza, Aldimen'in osu Sukbatka, İstanbul'a, bütün Türkiye körörmenlerinin huzuruna hoş geldiniz. Sizin bizim o sınav sohbatımızda katıskanınızdı. Biz özümüzde abroy sanayımız. Nege deseniz siz Hungutan'da, Almatı'da
Gülkönbür İnstitut'un Muhtar Avezov adındağı Önör Edebiyat'ın direktörü okutursuz. Sonduktan da Bulden'de Abay Zertevlerinde bir belde kılım ordası. Değerli seyirciler, şu anda bizim Kazakistan'dan katılan konuğumuz çok değerli bir kişilik. O yüzden biz onun programa katılmasına büyük bir şeref duyuyoruz. Çünkü Sayın Kencekan Bey bugün Almatı'da Abay araştırmalarının merkezi sayılan Muhtar Avezov Sanat ve Edebiyat Enstitüsü'nün müdürüdür değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da Kazakistan'da en yetkili kurumlardan birisidir. Hatta bu kurum yaklaşık 50 cilt olarak Muhtar Avezov'un külliyatını çıkardı. Muhtar Avezov da hepinizin bildiği gibi Abay araştırmalarında büyük bir isim. Onun Abay Yolu isimli 4 ciltlik romanı da klasik bir eser haline gelmiştir. Biz şimdi Sayın Kencekan Bey'e sorumuz, bugün 175. yılını kutladığımız şair Abay'ın bugün bağımsız Kazakistan'da, Kazak edebiyatında ne ifade ediyor, anlamı nedir, önemi nedir, bu konuda görüşlerini alacağız. Kencekan Mırza, sizge bizim surağımız. Bugün 175. yıldığın Atabökkün, Elen boyunca Abay'ın bugünkü tevhidsiz Kazak kogamında onu menmanızı Kazak edebiyatında bu turalı bizge bir engüret verseniz. Rahmet. En aldımenin bükül Türk dünyasın, Türk'ü elemin, Türk'ü halkın bizden Kazakistan'ın bugünkü tevhidsizlik merekesine sizin direktörün kutuptağı arzat edinizdir. Tevhidsizlik'ten oranlığına Türk'ü yerinin koskan nüsü öte joğarı. 45 минуттың ішінде біз тәуелсіздік жариялаған кезде әлем елдерінің ішінде бірінші рет біздің тәуелсіздігімізді таныған түркі елі болатын. Сондықтан да қазақ халқы әр қашанда түркі еліне, Түркияға ерекше құрметпен қарайды. Міне осы мерекенің қарсаңында бүгінгі ұлы Абайдың 175 жылдығына орайластыра отырып, түркі тілінде шыққан Абай жинағының бүгінгі сұхбатын ұйымдастырып отырған сіздерге ерекше ризашылық білдіруге рұқсат етіңіздер. Әсіресе жаңағы ұйымдастырып отырған Абайдың түрік тіліндегі өлеңі біздің жүрегімізге, менің жүрегіме ерекше жақын қабылданды. Рахмет. Сондықтан да бұл біздің Абай үшін, қазақ халқының поэзиясы үшін, жалпы қазақ дүниесі үшін үлкен әлем ашылған. Сондықтан да мына Абай жолы деген әлемдік эпопеяны жазған, Абайды әлемге бірінші рет таныстырған, Абай тану ғылымының негізін салған ұлы Мұхтар Әуезов атындағы институттың атынан сіздерге зор сәлем жолдаймын. Мен қазір ойлап отырмын, жаңағы түркі тіліндегі Абайдың өлеңдерін Мұхтар Әуезов өз құлағымен естісе қандай қуанар еді, қандай үлкен оқиға болар еді деп ойлап отырмын. Өйткені Абай осы уақытқа дейін түркі дүниесіне толық танылмай келген тұлға. Кеңестік дәуірде Абай жөнінде үлкен әңгімелер айтылмады. Абай тек қана қазақ халқының классик ақыны дегеннен арыға бара алмады. Абай тек қана орыс әдебиетінің көлеңкесінде қалып қойғанында біз ерекше өкінішпен еске аламыз. Осы мына тәуелсіздіктің арқасында еліміздің азаттық алуына байланысты Абайдың есімі дағы адамзаттың құлағына есте бастады. Биылғы Абай жылында, Абайдың 175 жылдық мерейтойы жылы біздің президентіміздің бастамасыменен Абай шығармалары әлемнің ең үлкен 10 тіліне аударылды. Соның ең алғашқы бізге ерекше жақыны, ерекше қымбаты бұл Абайдың түрік тілінде сөйлеуі. Өйткені Абай өз кезеңінде түрік дүниесінің рухани мұрасын ерекше жақсы білген. Шығыс әдебиетін ерекше жақсы білген. Соны батыс әдебиетімен ұштастыра білген үлкен ұлы тұлға. Өзінің алғашқы 15 жасында жазған өлеңінің өзінде дағы біздің түрік дүниесі мен шығыс әлемінің жеті ақының атын атайды.
Füzuli Şemsi Sayhali, Navai Sağdi Firdavsiz, Si Koca Hafiz Bükhammesi Medetber Şağri Feriyat'ti. Müne Abay'dan Türk dünyasını, Abay'dan Şıkı Selim'i bülüğü. Onun alğaşkı bükül dünyasının alğaşkı bastaması, dünya tanımının alğaşkı bulağı bu Şıkı Sedeviyetinden bastaladı. Kengestik kezinde bu meseleyi bizge aytkızmadı. Odan geyin Abay Parsı Arap tilimen kosa sol kezindegi jalpı Türk tektes halktarığı ortak tül bulgan Şağatay tilin öte jetik bilgen. Özünün kara sözlerinin köpşülügün osa Şağatay tilinde jazgan. Köp şıkarmaların osa Şağatay tilinde karagan. Sondan dağı ol sol kezindegi Türk dünyasındegi ұлы тұлғалардың бәрлігін шығармаларын оқыған әл-фарабиден тартып жаңағы фирдаусиге дейінгі дүниенің бәрлігін білген. Осы мәселе біздің соңғы кезеңге дейін айтылмай келді. Мынау бүгінгі болып отырған оқиға жалпы түркі әлемі үшін үлкен олжа деп ойлаймын. Өйткені түркі тілінде шыққан Абайды енді түркі халықтардың көпшілігі оқи бастайды. Сонымен қоса қазіргі түрік тектес халықтардың ішіндегі ең алдыңғы авангард болып отырған бұл түрік халқы. Сондықтан дағы сол арқылы Еуропаға басқа елдерге дағы осы Абай өзінің өлеңдері арқылы жол табады ғой деп ойлаймын. Қазір біздің еліміздегі ең үлкен рухани дүние бұл Абай әлемін қайтадан қарау. Абай әлемін қайта қорыту. Абайдың рухани әлемін біздің жалпы мемлекеттік идеологиямыздың халықтың арманының асыл өзегіне айналдыру мәселесі. Сонымен қоса Абай ілімін адамзаттық ақлой теңізіне қарай апарып құю. Сол арқылы Абай көтерген адамзаттық мәселелерді көтеру мәселесі. Сондықтан да мынау сіздердің түркі тіліне аударып отырған Абай шығармалары енді түрк халқындағы рухани мұрасына айналады ғой деген ойдамыз. Сондықтан да біздің шығармашылық байланысымыз өте терең. Сіздерге бүгінгі мынау Абайдың түркі тіліндегі жинағын таныстыра отырып, бізбен мәдени байланысымызды, рухани байланысымызды қайтадан жандандырып, оның тамырын тереңдетіп, іргесін кеңейтіп жатқан шараларыңызға біз ерекше ризашылық білдіреміз. Сонымен қоса биыл Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты Абайға байланысты көптеген шаралар өткізді. Оны сіздер білесіздер. Соның ішіндегі біздің жасаған дүниеміз Абай шығармаларының академиялық толық жинағы жарық көрді биыл. Бұл 3 тоннан тұрады. 3 тоннан. Осының ішінде Абайдың қолжазбаларының ғылыми сипаттамалары, оның салыстырма мәтіндері, оның жалпы адамзаттық құндылықтарға деген ерекшелігі барлығы ашып көрсетілген. Бұл жалпы қазақ әдебиетінің тарихындағы Абай шығармаларының толық жинағы, оның ішінде өлеңдері, қара сөздері, музыкалық шығармалары, сонымен қоса Абайдан қалған қолжазба мәтіндердің 12 қолжазбаның салыстырмалы сипаттамасы берілген. Міне осының барлығы Абай танудың іргесін ерекше кеңейтеді ғой деген ойдамыз. Сондықтан да түрік ағайындарға бізге тілектес болып отырған, Абайды үлкен әлемге алып шығып отырған сіздерге ерекше ризашылық білдіреміз. Осы түрік тілінде сөйлеген Абайдың аудармасын жасап, оған түсініктемелерін жазып қатысқан біздің мына Әбдіуақап Қара бауырымызға мен ерекше ризашылық білдіргім келіп отыр. Соны ары қарай түрік тілінде жақсылап поэзия тілінде сөйлеткен Имадат Ашар бауырымызға, барлықтарыңызға ерекше ризашылық білдіріп, бүгінгі күнмен сіздерге құттықтағым келіп отыр. Аман болайық, сау болайық. Біздің шығармашылық байланысымыздың алғашқы бастамасы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты сіздердің мынау әдебиет қорыменен тығыз қарым қатынаста жүргізе отырып, Абайдан басталған байланысымызды жалпы қазақ әдебиеті мен түрік әдебиетінің арасындағы үлкен байланысқа ұластырамыз деген біздің ойымыз бар. Сол мақсатымызға жетейік.
Sizlerge erekşe rizamız. Her kaşan da bizden esliğimiz aşık. Sizlerde biz erekşe jaksı görmemiz. Baylanısqa, şağırmaşılık, odakka, dostlıkka her kaşan da biz daimiz. Aman bolayık. Rahmet. Evet, Rakım, öte mağızlı sözler, öte mendi sözler, fikirler ortaya saldınız. Neneğinde sizin olsun mendi de mağızlı sözlerinizi Türk dilinde okurmanlarga bugün bir tanıda bizi korup oturgan körümönderge jetkizi götürseyin. Evet değerli dinleyenler, bize sayın müdürümüz çok değerli, çok önemli fikirlerini, düşüncelerini ortaya koydu. Ben bunları sizlere Türkiye Türkçesinde aktarmaya çalışayım. Sayın Müdürümüz öncelikle Kazakistan'ın bağımsızlığı dolayısıyla bugünün kutlamasını yaptı ve sonra da bu bağımsızlık sürecinde Türkiye'nin özel bir yeri olduğunu, çünkü Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sadece 45 dakika sonra ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıdığını söyledi ve bu sebeple de Kazak halkının Türk halkına şükran borçlu olduğunu, minnettar olduğunu ifade ettiler. İşte böyle Türkiye-Kazakistan ilişkileri için önemli bir günde Abay'ın 175. doğum yılı vesilesiyle böyle bir sohbetin, toplantının düzenlenmesinden de ayrı bir mutluluk duyduğunu söyledi ve bu vesileyle de Türk Edebiyatı Vakfı'na Abay kitabının Türkiye Türkçesine emeği geçenlere de teşekkürlerini etti. Sayın Kencakan Bey, Abay eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesi ve onun burada bir şiirinin Türk dilinde okumasının kendisinin yüreğine derin bir etki yaptığını, çok duygulandığını ifade ettiler. Bu da diyor Abay şiirlerinin gelişmesinde, dünyaya tanıtılmasında önemli bir adım olarak nitelendirdi. Abay'ı ilk defa dünyaya tanıtan, yani Abay araştırmalarının ilk adımı atan kişi Muhtar Avezov'tur. Ben o Muhtar Avezov isimli enstitüden sizlere sesleniyorum diyor. Eğer diyor, keşke diyor Muhtar Avezov sağ olsaydı da diyor, İmdat'ın okuduğu şiirleri bir duysaydı diyor. O benden daha duygulanırdı. Ama diyor, ruhu şad olsun Muhtar Avezov'un. Evet, evet. Hizmetleri çok büyük. Gerçekten evet. Çok değerli, büyük bir şahsiyet. Düşünün, Abay yolunu yazdı. Abay yolunu yazan büyük bir romancı. Arkasında 50 cilt eser bıraktı. Yani bu evet. Her yazana, her araştırmacıya nasip olmaz. Böyle büyük bir insan. İşte diyor, bu tabii niçin önemli? Çünkü Türkiye gerçekten büyük bir ülke diyor. Türk dünyasında öncü bir ülke. Avrupa'ya da çok yakın. Dolayısıyla burada Abay'ın eserlerinin yayınlanması ayrı bir öneme sahip olduğunu bize ifade etti. Çünkü bağımsızlıktan önce Sovyetler Birliği Abay'ı dünyaya tanıtmaya engel oldu. Bunu söyledi. Evet. Dünyaya tanıtılması engel oldu. Ancak biz Kazakistan bağımsız kazandıktan sonra Abay'ı dünyaya tanıtma fırsatı bulduk diyor. Bunda da işte bu sene 175. yılı dönüm olması vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Kasım Cömert Tokayev'in talimatlarıyla bu sene 10 dile çevrildi. Onu İmdat Bey siz de söylediniz ama diyor bu 10 dil içinde diyor bizim için en önemlisi, en değerlisi Türkçe diyor. Çünkü evet. Abay Türk dilinde elbette daha önemli, Türk halkına onu daha benimseyeceğine inanıyor. Abay kendisi zaten, Kencakan Bey sözü, Doğu edebiyatını, yani Fuzuli'yi, Hafız'ı, her şeyi kendisi incelemişti, Doğu edebiyatlarını biliyordu. Bunun dışında Türk edebiyatını da yakından bilen bir şairdi ve bu Doğu Türk edebiyatının Batı edebiyatıyla sentez yaparak kendi fikirlerini
oluşturdu. Ancak Sovyet döneminde daha çok Abay'ın okuduğu Rus klasikleri, Rus yazarları çok dile getirildi. Ama ne yazık ki Doğu edebiyatları, Türk edebiyatları Sovyet döneminde araştırılmadı, buna imkan tanınmadı. Oysa diyor Abay çok iyi Türkçe bilirdi, çok iyi Çağatay Türkçesi bilirdi. Hatta bu konuda sen okuduğu gibi aynı zamanda bu konuda da yazabiliyordu. Onun dışında Türk dünyasının düşünürleri başta Farabi olmak üzere bunları da çok yakından biliyordu. Ama maalesef işte bu konular Sovyet döneminde kapalı kutu olarak kaldı. Onun için biz Abay'ın Türkçe'de yayınlanmasını önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'de yayınlanan bir kitap Türk dünyasında da tanınacaktır. Hatta Avrupa ülkeleri bile Türkiye'deki edebi eserleri yakından takip ediyorlar. Onların da gündemine girecektir diyor. İşte bu bağımsızlık döneminde bizim yapmamız gereken diyor. Abay'ı yeni baştan incelemek, tekrar bunu ele almak diyor. O zaman Abay'ı daha iyi bir değerlendirme yapabileceğiz. Bu Abay'ın eserlerin Türkçe'ye çevrilmesi tabii ki artık bu Türkiye'nin de bir manevi değerine dönüştüğünün işaretidir diyor. Abay'ın Türkçe olması Türkiye'nin de kendinden benimseyeceği inancını dile getiriyor. Sayın Kencakan Bey işte bu vesileyle kendisiyle kültürel ilişkiler tesis edilmesine, burada bir konuşmasına fırsat verilmesine teşekkür ediyorum. Bir de enstitü bu sene 175. yıl dönümü olması dolayısıyla Abay ile ilgili önemli bir eser. 3 ciltlik akademik Abay külliyatını yayınlamışlar. İşte burada metin analizleri var. Abay'ın şiirleri, kara sözleri bunlar orada analiz ediliyor. Ve onun bugüne kadar kaynak olan 12 el yazması var. Bunlar da karşılaştırma olarak bu 3 ciltte analizi yapılmış. Konuşmasının sonunda Sayın Kencakan Bey Türk Edebiyatı Vakfı'na özel olarak teşekkür etti. Bu toplantıya katılmasından dolayı. Aynı zamanda bu sene Abay eserlerin Türkçe'ye kazandırılmasında emeğe geçen tüm akademisyenlere, yazarlara, editörlere de teşekkürlerini bildirdi. Ve özellikle İmdat Bey size teşekkür etti. Bir şair olarak böyle bir eseri kazandırdınız. İnşallah bundan sonra kendi enstitüsüyle Türk Edebiyatı Vakfı arasında işbirliğini güçlendirmek istiyor. Bu Abay bu işin başlangıcı olsun diyor. Abay hakikaten burada bir birleştirici rol oynadı. Eğer Abay 75. yıl olmasaydı Kencakan'ı belki buraya davet etmeyecektik. Dolayısıyla bu ilişkileri geliştirelim. Türk-Kazak edebiyatı ilişkileri daha da gelişmesine katkı sağlayalım dediler ve tekrar bağımsız günü kutlayarak sözlerine son verdiler. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Hocam çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi de duygulandıran açıklamalar yaptı Kencakan Bey. Biz ona da minnettarız. Bu saatte Kazakistan 3 saat bizden ileri ve programımıza katıldı ve gerçekten de Abay'la ilgili çok güzel düşüncelerini dile getirdi. Tabii onun Muhtar Avezov Kültür ve Edebiyat Enstitüsü'nün müdürü olması vesilesiyle biz önümüzdeki yıllarda bu Abay'ın bereketi belki de Abay bizi şimdi bir araya getirdi ama önümüzdeki dönemde biz de isteriz ki Kencakan Bey'in enstitüsüyle birlikte Türk Edebiyatı Vakfı inşallah bu küresel salgında biter. Muhtar Avezov hakkında veya Kazak Edebiyatı ile ilgili yeni bir projeyi hayata geçirebiliriz. Biz de Kencakan Bey ile çalışmaktan çok mutlu oluruz hocam, iletirseniz kendisine. Evet, evet. Kencakan Mırza Bugüs'te özünün Arnavlı Selemlerin rahmetin algısı sizga ait otur. Sizin deydi buna mendi öte mendi manalı sözleriniz bizge cürek tebretti, eserlendi, köp rahmet öte küştü sözler aittiniz. Sonumun kadar sizin İstitmenin, sizbenin birge cümüsteyinize kuanıp oturmuş. Biz de bu an dayım biz. Asilese buna indet bitkenden geyin. Bu baylansı kuşeyteyik. Biz gerek olsa olsun Muhtar Avezov'tu tan tahtın
Gene de başka da Kazak edebiyatında alga çıkan tulgalarda tantatın. Bir coba cosparlarca sayık. Onlar da biz Türkiye'de tantuma dayımız de budur. Evet. Köp rahmet. Yengal Bey'in de jaksa odarıp bergen için Abdullah Kap bağırım sağan köp rahmet. Bugün kömüne jiyinde ümdastırıp oturgan imdat Afşar Mırzağa erekşe rizaşılık bildirem. Bizden baylanıstımızdın en bası bastağı osu olası çıkar de boylayım. Mına indetten kutulgandan keyin biz sizler meni jaktap turup arılsamız. Sizler Kazakstan'a kelinizler. Biz Türkiye'ye barayık. Mına halıktı birimen biri jakındastıratın en jaksı kural ol öner men mädeniyet, edebiyet. Osı jakındastıkta biz ar qaray jürgüzü berimiz kerek. Rahmet. Teşekkür ediyorum. Çok rahmet. Bunu organize et, sizlere teşekkür ediyoruz diyor. Biz de diyor işbirliğine hazırız diyor. Halklar arasında dostluğu pekiştirecek en önemli araç sanat ve kültür diyor. O yüzden biz bu konuda işbirliğine hazırız dediler. Evet. Şimdi Vahap Hocam kayırlı keştireymin Kenize Han Mirza kop rahmet. Saygıdeğer hocam ben yine Abay'dan bir şiir okuyarak size başka bir soru yönelteceğim. Çünkü gerçekten de hem Kencekan Mirza da çok beğendi. Biz de siz de bahsettiğiniz Türkiye Türkçesine bedi açıdan en güzel çevirilerdi bu şiirler. Hakikaten yaptığımız işte ne kadar gurur duysak yeridir. Benim de hoşuma gidiyor. Üstelik böyle özel bir günde hem Kazakistan'ın bağımsızlığının yıl dönümünde hem de Abay gibi büyük bir düşünürün 175. doğum yıl dönümü tamam oluyor. O yüzden gerçekten güzel bir program oldu. Biri diğerinden farklıdır diye bir başka şiiri Abay'ın. Biri diğerinden farklıdır. Hüner ölçülüp tartılsa. Okuyan insan çok bilir. Cahilse daim cahildir. Anlar okuyan her sözü. Nadanınsa kördür gözü. Doğruyu yönelse bile eğri zanneder düzü. Nadan sevinçli mutludur. Ona şaşkın bakar ehil. Yoktur değerli bir şeyi. Ama kibirlidir cahil. Akıl kaygı olmaz onda. İşi yok akla karayla. Dilenir aç gözlülükle. Bütün derdi parayla. Öcü görmüş gibi korkar. Delice konuşur heyhat. Gençliğinden kaba saba. Neye gerek bilim sanat? Kendisini alim sanır, güler ancak düşse biri, özünü ağırdan satar, iflah olmaz bu serseri. Erde varsa ilme istek, oturmaz kibirlenerek, sevdiğini arar gibi ilmi arasın gerek. Çok güzel bir şiir. Abay insanları ilme, bilme, öğrenmeye çağıran çok güzel şiirler yazmış. Ve Abay'ın temel düşüncelerinden birisi de Vahap Hocam, Kazak halkını birleşmeye, bütünleşmeye ve cehaletle mücadeleye çağırması. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Yani büyük bir çaba ve gayret sarf eden Abay'ın Kazak milli bilincinin oluşmasındaki rolü nedir? Daha sonraki düşüncüleri, yazarları, şairleri nasıl etkilemiştir? Kencekan Bey de bizle, ona da söz verebilirsiniz. Böylece devam edebilirsiniz Vahap Hocam. Kencekan Mirza bu Abay'dı deydi. Embekleri, onun oyları, köbüne Kazak halkın ıntımaktaşlıkka, ılımga, şakrat deydi. Nadanlıktan kutuluğa. Soturudan alganda Abay'dın embekleri, özünün genge akın cazuşlarına kaya eser etti. Bugünkü onun Kazak kogamındağı men mağızını deydi. Olsun. Abay şakarmaşılığı. Абай шығармашылығының жалпы қазақ әдебиетіндегі, қазақ мәдениетіндегі, қазақ өнеріндегі алатын орны өте жоғары екендігі белгілі. Соның ішінде Абайдың осы уақытқа дейін айтылмай келген көптеген мәселелері бар. Мәселен, Абайдың дінге көзқарасы, Абайдың шығысқа көзқарасы, Абайдың елді бірлікке шақыруы, Абайдың
тәуелсіздікке деген ұмтылысы, азаттыққа деген ұмтылысы Абай шығармаларындағы осы уақытқа дейін көп айтылмай кеткен дүние болады. Сондықтан да Абай шығармаларындағы айтылған ойлар, әсіресе Абай шығармаларындағы толық адам ілімі деген ілім бар. Осы толық адам ілімі бұл бүкіл адамзаттық құндылықтарды көтерген мәселе. Абай адамды, кез келген адамды кемелдендіру, рухани кемелдендіру, кемелденуге шақырады. Соның ішіндегі бүкіл адамзатқа айтып отырған мәселесін, адамның толық адам болу үшін қандай қасиеттері ойында толық болу керек екендігін Абай өз шығармаларында айтады. Міне, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың, елден бөлек дейді. Абай толық адам іліміндегі ең басты қасиет бұл ақыл, қайрат, жүрек екендігін айтады. Міне осы үш мәселенің жөнін білетін мәселе бұл білім мен ғылым деген мәселені айтады. Міне осы дүниелерді кез келген адам өз бойында ұстайтын болса, ол кемел адам дәрежесіне көтеріледі дейді. Сонымен қоса Абай шығармаларында айтылатын үш сүю деген бар. Адамзатты жаратқан махаббатпен сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті дейді. Абайдың айтып отырған бірінші сүйуі ол Алланы сүю. Екінші сүйуі адамды сүю, адамды құрметтеу. Үшінші сүйу сол адам менен Құдайдың жолындағы ең басты мәселе бұл әділетті сүю деген мәселе. Міне осы Абайдың толық адам жөніндегі ілімі жалпы біздің қазақ поэзиясын жоғары биікке көтерген дүние. Осы төңіректе қазіргі кезеңде біздің қазақ ақындарының, қазақ жазушыларының, жалпы әлемдік шығармашылық өкілдердің айтатын дүниесі өте көп. Сондықтан да Абай өнегесі бұл ұлылықтың өнегесі. Ешқашан бітпейтін, ешқашан таусылмайтын, ешқашан сарқылмайтын, үнемі адамзатты дағы, қазақ еліндегі, қазақ шығармашылығындағы үнемі нәрлендіріп отыратын ұлы бұлақ. Сондықтан дағы Абай мәңгілік, Абай ұлы деген дүниеге келеміз біз. Көп рахмет, өте мәнді сөздер. Бізде Сайын Кенжекан Бей Абайын Kazakistan'daki bugünkü dönemdeki önemine değildi. Abay eserlerinde işte dine çağırdığını, birlik beraberliğe, bağımsızlığa kadar eserlerinde çağırdığını ama ancak bu durumun bugüne kadar pek anlatılamadığını ifade ediyor. Özellikle Abay'daki kamil insan düşüncesini çok önemli buluyor. Bu kamil insan düşüncesi insanlığın olgunlaşması, erdem sahibi olmasına işaret ediyor. Ve Abay bu düşüncesiyle sadece Kazaklara, Türk dünyasına değil belki de tüm insanlığa hitap ediyor. Abay yine diğer bir yandan akıl, gayret ve yüreği bir tutmamızı istiyor diyor. Çünkü bu üç mesele olduğu zaman insan o zaman dengeli, erdemli bir hayat sürebilir. Ancak buna ulaşmak için insanın bilim ve eğitim alması gerektiğini de ifade ediyor. Yine Abay'ın eserlerinde üç sevgiden bahsettiğini görüyoruz diyor. Birincisi sev yaradanı, sev yaratan yaradandan ötürü dendiği gibi diyor. Allah sevgisi birinci sevgi. İkincisi insan sevgisi. Üçüncüsü adalet, hakkaniyet sevgisi. Bunlar da insanlığı kamil insan olmaya yönelten hasletler. Abay bu özellikleriyle bir yüce şahsiyetin, bir yüceliğin örneğini verdiğini ve onun eserlerinin, sözlerinin bu sebeple tükenmez bir hazine olduğunu, bu sebeple biz Abay'ı ölümsüz Abay olarak nitelendiriyoruz diyor. Şimdi hocamızın fikirleri bu. Ben de buna biraz ilave etmek istersem. Şimdi Abay özellikle şiirde, düz yazıda, Kazak dilini en iyi kullanan şairlerin başında geliyor. Belki onunla en yakın Macan Cumabayev de olabilir. Macan da çok söz sanatçısıdır. Çok müthiş kullanır bu şey. Ama Abay tabii bu konuda üstüne yok. Abay Kazak dilini, o ses ahengini yakalamış ve çok zengin bir kelime haznesine sahip.
Bu yönüyle Abay ön plana çıkıyor. Ayrıca onun o şiirlerinde hem kafiye tutması hem de anlam yüceliği, bu da tabii kendisinden sonra gelen tüm şairlere örnek olmuştur. Şairler kendilerini Abay'a benzetmeye çalıştığını, onu kendilerine örnek aldıklarını şerefle ifade etmektedirler. Abay'ın en büyük özelliği bana göre bugün bağımsız döneminde daha da büyük önem kazanmıştır. Çünkü Sovyet döneminde Sovyet ideolojisi, Kazak insanını Sovyetleştirmek, yani homo sovieticus yapmak, onu soysuzlaştırmak, milli kimliğinden arındırmak için büyük bir çaba sarf etti. Bunda bir ölçüde başarılı oldu. Kazaklar işte dini bilgilerini kaybetti. Bazı milli hasletlerini kaybetti. Doğu edebiyatıyla olan ilişkisini kopardı. Türk dünyası olan ilişkisini kopardı. İşte bunları tekrar rehabilite etmede Abay'ın eserleri çok büyük bir bize yön gösteriyor. Çünkü Abay Sovyet öncesinin yazarı, düşünürü olduğu için o dönemdeki Kazak insanının nasıl yaşadığını, düşüncesinin temellerini eserlerinde veciz bir şekilde ortaya koyabilmiştir. Dolayısıyla bugün mesela İslam dinini alırsak görüyorsunuz birçok radikal İslami akımlar, düşünceler her taraf olduğu gibi Kazakistan'ı da sardı. Burada halk şaşırıyor hangisi inanacağını. İşte o zaman Abay'ın ve onun çağdaşlarının eserine müracaat etmek gerekiyor. Bu açıdan da Abay'ın eserleri gerçekten ölümsüz. Evet. Vahap Hocam, çok güzel bir sohbet oluyor ve son 10 dakikamız. Kencehan Bey'i de bırakmayalım artık. Programı tabii birlikte tamamlayalım. Evet. Onu bulmuşken bırakır mıyız? Şimdi, değerli hocamızı. Şimdi ben bir şiir daha okuyup her ikinize bir soru daha yönelteceğim. Yine hem Kencehan Bey bu soruya cevap verir hem de siz. Ve daha sonra da bir şiirle sanıyorum programımızı kapatırız. Ben Kencehan Bey'e böyle bunu ifade edeyim müsaadenizle. Kencehan Mırza, İmdat Mırza İhtiyat sohbatımız öte küştü demdi örgücatır. Sonuçta biz siz de bucaktan cibermeyimiz. 10 minutta vaktimizi kaptı. Son suraklarımızı Ekönge Suray'ın aldığım bir ölen okuyayım dedi. Buyurun efendim şiir sizde. Evet. Şimdi çok güzel fikirler beyan ettiniz her iki konuşmacı olarak da. Abay'ın hakikaten Sovyet döneminde aslında sadece Kazakistan coğrafyasında değil, Özbekistan'da da, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kırgızistan'da da halka yön gösteren, halka yol gösteren Abay gibi insanlar, Çolpan gibi insanları Sovyetler Birliği döneminde Ruslar yasakladılar ve genç nesillerle kökler arasındaki bağları bir nebze de olsa kopardılar. Bu 70 yıllık süreç içerisinde de mutlaka Kazak halkına, aslında sadece Kazak halkına değil bütün Türk dünyasına yol gösteren kutup yıldızı konumundaki Abay'ı da unutturmaya çalıştılar. Ama güneş balçıkla sıvanmıyor. İşte 70 yılın sonunda yine Kazak halkı büyük Abay'ın yol göstericiliğinde onun eserleriyle yeniden geçmişine döndü ve kendi kökleriyle barışmak durumunda kaldı ve bu yönde de gerçekten Abay'ın yol göstericiliği vermiş olduğu eserler oldukça önemli. Şimdi Türk şiirinde de var, Türk şairlerinde de var. Mesela Mehmet Akif Ersoy'un Asım'ın nesli dediği bir nesil var. İşte Tevfik Fikret'in Haluk'la simgeleştirdiği kendi oğlu bunlar şairlerin. Abay'ın da kendi oğlu Abdurrahman'la ilgili çok ciddi şiirleri var. Onu erken yaşta kaybetmiş olmanın acısı ve Abdurrahman'a yazmış olduğu ağıtlar. Aslında Abay Abdurrahman'ın şahsında Kazak gençliğini sembolize ediyordu benim anladığım kadarıyla çevirilerden. Özellikle gençlere bir örnek olarak gösteriyordu ve Abdurrahman'ın hayatına baktığımızda da gerçekten okuyan, yazan, ilim öğrenen ve babasına da bu yolda yoldaşlık eden bir gençken talihsiz bir şekilde erken yaşta vefat ediyor ve bu Abay'ı çok derinden üzüyor. Abay'ın şiirlerine baktığımızda ise gençlikle ilgili çok fazla şiirleri var. Ve gençliğe sürekli mesajlar veriyor. Onları adalete, doğru yola çağırıyor. Bu noktada da Hoca Ahmet Yesevi geleneğini devam ettiren, hikmetler söyleyen bir bilge ya da Mevlana gibi
Mesnevi'ye benzer sözler icra eden bir bilgi olarak Abay'ı değerlendirebiliriz. Şiir okuyarak sorumu soracağım hocam. Zamane gençliği endişe verir. Zamane gençliği endişe verir. Sabır ar yok, başında kavak yeri. İdare edemez sakince işi. Dinlemez, inanmaz, tamamı deli. İyilikle kötülük yaraşır canda. Ayıramaz din ile Allah'ı medet. Yemin edip şeref satarak arar. Bir semiz at, bir kase aş nihayet. Tutarsıza söylesen ne gelir elden? Gönülsüz edinebilir mi hüner? İnanmaz, güvenilmez, sersemdir, çalışmaz. Bir yolunu bulup geçineyim der. Orada birini kandırır, burada birini. Başını vursan demez ki hakikati. Altı deve yüz at etse de başı, bir semiz at olur ancak diyeti diyor. Çok güzel bir şiir bu da yine. Ben şunu sormak istiyorum her ikinize de hocam. Abay'ın eserlerinde gençliğe özel bir vurgu var. Hatta Kazak gençliğini oğlu Abdurrahman ile özdeşleştiriyor. Ve onun ölümü de derinden sarsıyor. Kazak gençliğine özellikle seslenişinin bir sebebi var mı? Abay poetikasında. Şimdi Kencakan Mırza Surağa Bulay Abay ölenlerinde caslar gayrekşen men bergen diyor. O sarayda diyor na Kazak caslar adından Abdurrahman Turalı ölenleri var deydi. Sonda deydi Abay'ın bu caslar gayrekşe toktalığının bir sebebi var mı? Erine Abay caslarga erekşe toktalgan, erekşe ümit artkan Kazak arasında özünün balasın ana Peterburg'a deyin jiberip, bar malının bärin, karajatının bärin şığındап, balaların köpçülügün orıs тілінде оқытқан. Және солардан келешегіне ерекше ден қойған. Өзінің маңайына сол Абай еліндегі жас өнерпаздардың барлығын жинап, солардың барлығына үлгі өнеге көрсеткен. Абай мектебі деген мектеп қалыптасқан. Абайдың балаларын Ақылбай да, Мағауия да, барлығы да ақын болған. Балаларының өзі талантты болған. Анау сыбызғышы, күйші, әншілердің барлығын маңайына жинаған. Сондықтан да Абайдың жастарға көрсеткен өнегесі және жастардың күткен үміті өте зор болған. Оның барлығымыз әбішке арнаған жоқтауларында, Мағауияға арнаған жырларынан айқын көреміз. Сондықтан да Абай жастарға ерекше сенген. Сол кезеңдегі қоғамды алдыға апаратын да жастар екендігіне. Және қоғамды бұрынғы ескіліктің қалдығынан құтқара отырып, жаңа кезеңге көшетін жастар екендігіне ерекше мән берген. Тіпті басқаны айтпаған күннің өзінде бір шәкәрімнің өзі не тұрады? Шәкәрімді оқытқандағы, оған өнеге бергендегі, оны анау Стамбулға дейін барған шәкәрім, Стамбулдың кітапханасында отырған, қажылыққа бір емес бірнеше рет барған, осындай білімді, тәрбиелі, сол кезеңдегі алаш арыстарының барлығымен дағы ерекше еркін араласқан. Біз тарихтағы алаш қозғалысымен Абайдың арасындағы байланысты әлі аша алмай келе жатырмыз. Бұлардың арасындағы үлкен терең байланыс болған. Ана Сұлтан Махмұттан бастап қазақтың белгілі жас ақындарының барлығы Абайдың тәрбиесін көрген кезінде. Міне сондықтан да Сұлтан Махмұттың адамдықты өлең сөзді көздесең, Абайды оқы ерінде, адамдықты көздесең, жатты оқып ал көңілге деп Абайға арнап өлең жазуының өзі осыдан тұрады. Көп рахмет, Кенжехан мырза. Уақыт толып бара жатыр. 5 минут қалды. Мен сіздің сөзіңізді аударайын. Мен бір çevirmeye çalışayım değerli hocam. Bana pek vakit kalmıyor çünkü yönetmenimiz uyarıyor. Abay'ın özel olarak gençlere önem verdiğini, hatta onlara güvendiğini gelecek için söyledi sayın hocamız. Bu sebeple kendi çocuklarının eğitimine önem verdi. Hatta Rusya'da önemli şehirlerde onların eğitim almasını sağladı. Yine obada, avulda kendi akrabaların çocuklarını her zaman etrafına toplardı. Onlar için de musikiyle, sanatla ilgilenmeleri desteklerdi diyor. Nitekim
Bu obadaki yakın akraba çocukların birçoğu daha sonradan şair olmuştur. Ve en önemlisi diyor bu şairler içinde Şah Kerim Kuday Berdioğlu'dur diyor. Bu daha sonra çok büyük bir şair oldu. Kendisi İstanbul'a geldiği zamanında Şah Kerim birkaç kez hacca gitti. Hatta dönemin siyasi lider Alaş'la ilişkide bulundu. Bunlar o Abay'ın, çünkü çocukluğunda Abay'ın da yanında yetişmişti Şah Kerim. Bu öngörüleri kazanmıştı diyor. Bana vakit var mı, burada keseyim mi? Hocam 1-2 dakika siz de görüşlerinizi belirtin, kapatalım programı. Ben Abay'ı tabii ki gençlik her zaman önemli. Bir milletin geleceği gençliktir. Abay endişelerinde haklı. Çünkü Abay kendi çevresi çocukları eğitiyor ama peki başka bölgeler çocuklar ne oluyor? Bunların iyi bir eğitim alacağı merkezler yok, okullar yok. Yani dediğimiz Çarlık Rusyası onların karanlıkta kalmasını istiyor, iyi bir eğitim almasını istemiyor. Hatta o dönemde İsmail Gaspar'ın Cedid Hareketi var, modern eğitim vermeye çalışıyor. Buna karşılık Çarlık Rusya kadimcileri destekliyor. Yani Cedidizm'e evet, karşı olanları. Bu da gösteriyor ki Abay endişelerinde gayet haklıdır. Evet. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Vahap Hocam, Kencekan Bey. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Abay'ın hem şiirlerinden, hem kişiliğinden, hem yapmış olduğu işlerden, hem de Kazak halkı nezdinde ne derece değerli bir düşünür, yazar, şair olduğundan bahsettik. İnşallah gelecek programlarda yine Kencehan Bey'le hem bir takım projeler gerçekleştiririz, hem de Kazakistan'ın büyük edebiyatçılarıyla, Abay'ın yanında Mağcan Cumabayev'le de Muhtar Avezov'la da ilgili programları inşallah ileride birlikte yaparız. Gerçekten hoş bir program oldu ve tabii ki bir saatte Abay'ı bütün yönleriyle anlatmak, onun düşüncelerini, fikirlerini etraflıca tartışmak mümkün değil. Bu sempozyumların konusu, cilt cilt kitapların konusu. Kaldı ki Avezov çok büyük kitaplar yazmıştır. Ama Abay'la ilgili hala araştırmalar, hala yazılarda devam etmekte. Türk dünyasının ufkunda Abay gibi böyle yıldızlar çok olsun. İnşallah ve Türk dünyası bu kardeşlik, bu birlik içerisinde bu düşünürlerini, yazarlarını, şairlerini hem birbirlerinin diline çevirsinler, hem de genç nesillerimiz, gençliğimiz bütün bu değerlerimizi, Türk dünyası için çok önemli olan bu yazar ve şairlerimizi tanısınlar. İnşallah bütün Türk dünyası için böyle güzel programlara vesile olsunlar diyorum. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum ve Kazakistan'ın bağımsızlığını bir kere daha kutluyorum. Yaşasın Kazakistan ve Türkiye kardeşliği diyorum. Bize hoşça kalın. Kencekan Bey. Böyle anlamadım. Güzel bir soru. Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize saygılar, sevgiler. Sağ olun. Allah'a